dinimizin yasakladığı haram olan şeyler nelerdir? Haram olanı helalmiş gibi göstermenin günahı nedir? Falcılara ve kahinlere inanmanın günahı nedir? Yüce Allah'tan başkası gaybtan haber verebilir mi? Kur'an-ı Kerim'de geçen büyük sevaplar nelerdir? Yeni bir işe başlarken istihareye yatılmalı mı? Az sonra. Efendim, Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Cumanız güzellikler getirsin, bereket, hayır getirsin inşallah. Allah hepinizi her türlü şerden uzak eylesin, sevdiği kullarıyla beraber eylesin. Efendim, bugün cuma, günlerin en hayırlısı ve salatü selamın bol yapılması gereken bir gün, cuma günü. Cenab-ı Allah cumanın bereketini, cuma namazı esnasında, yani cuma ezanı esnasında kılınan duaların makbul olduğunu, hocanın minbere çıktığı anda yapılan duaların makbul olduğu. Aslında cumanın tümünde dua makbuldür de, hani bir icabet saati vardır. Nedir icabet saati? Duanızı Allah'ın kabul ettim dediği saattir. Bu saat 24 saat içinde bir an, bir saniye, bir dakika olabilir tabii. Ama bunun cuma namazıyla ilintili olduğunu söylüyor alimler. Bu nedenle de bugün bol bol dua edelim. Kendimize, ülkemize, sevdiklerimize, Allah hepimizi şerden uzak etsin. Efendim, bugün programımız yine inşallah faydalı bilgilere dolu olacak. Paylaşacağız. Telefonlarınızı da elbet bekleyeceğiz ama hepsinden önce bir aramız var. Çok uzun olmayan aradan sonra efendim buradayız ve Bismillah deyip başlayacağız inşallah. Benim beyim hasta. İki defa kanser hastasıydı. Bir defa o iki defa ameliyat oldu değil mi? Bir de kalp krizinden oldu. Sabahın 5'inde çıkıyorum. Saat 10 mu 11'de sabahın 11'inde geleyim. Araya bir bardak çayımı içeyim. Tekrar bir daha gideyim. Akşama kadar kazandığım 15 kağıt. İki defa gitsem 30 kağıt. Oh, Allah'a şükür. Dilencilik yapmayayım. Alnımı terinle. Kimseye muhtaç değilim. Gene diyeyim var ya, Allah'a geleyim. Allah ya Rabbi şükür sana diyeyim, oturayım. Thank you.
Lord, we thank you for the gifts of your bounty which we enjoy at this table. As you have provided for us in the past, so may you sustain us throughout our lives. By your hand we are all fed, so give us all our daily bread. Amen. O Lord, we thank you for the gifts of your bounty which we enjoy at this table. As you have provided for us in the past, so may you sustain us throughout our lives. By your hand we are all fed, so give us all our daily bread. Amen. Efendim yeniden selamların en güzeliyle Rabbimin selamıyla sizi selamlıyorum ve programımız inşallah hemen bütün hızıyla devam edecek. Hemen bir soruyla müstehcen olana bakmak haram mı diye sormuşsunuz. Şimdi görmek ayrı, bakmak ayrı. Hazreti Peygamber'in ikazı şudur. Efendimiz'e bir gün bir hanımefendi soru sorar, Medineli bir hanımefendi. Belli ki fiziği itibariyle dikkat çekici bir kadın. Efendimizin arkasında oturan kişi biraz fazla dikkat eder kadına. Soru biter, Efendimiz devesini yürütür, arkada oturan dönüp bakmaya devam edince Hazreti Peygamber'in ilk bakış senin hakkındır. Yani görmek senin hakkındır. Çünkü netice itibariyle karşınıza geliyor, görüyorsunuz, gözünüzü alamazsınız. Sürekli yere de bakamazsınız yani. Ama takip etmek senin hakkın değil diyor. Yani sürekli böyle taciz edici mahiyette, yani o sahabi taciz edici mahiyette baktı demiyoruz haşa. Uyarı odur yani böyle taciz edici vahiyette bakıp da durmayın diyor. Yani rahatsız etmeyin. Gördün tamam. Özellikle de tabii ki giyimiyle, kuşamıyla dikkat çekmemek lazım. Mutedil, dengeli, ölçülü olmak lazım. Bazı insanlar, erkek de kadın da olabilir, sokağa çıkarken bana bak dercesine giyiniyorlar. Bu tabii ki dikkatleri celbediyor. İnsanlar da tabii ki oraya meylediyorlar. Etmemeleri gerekir. Birinin yanlış yapması bizim yanlış yapma hakkımızı bize vermez. Onu da hemen ikaz etmiş olalım efendim. Ve devam edelim yine. Başkasının malını izinsiz kullanabilir miyiz diye bir soru var. Başkasının malını onun izni olmaksızın kullanmak haramdır elbette ki, doğru değildir. Çünkü neticede mal kiminse kullanım hakkı da ona aittir. Ama kullanımı açarsa, ortak bir kullanım yeri ise veya adamın bahçesi var, bağı var ama oradan yol geçiyorsa, yola da müsaade ediyorsa veya belediye bu adamın malını, arazisini kiralayıp bedelini vermek suretiyle kamuya açıyorsa bunlar istisna.
Ama bu yokken siz birinin tarlasından, ekin attığı tarladan geçemezsiniz. Eğer o ekinleri ezecek olursanız, zarar verecek olursanız, o zararı damin yani ödemek, yani zararını karşılamakla efendim mükellefsiniz. İslam hukuku bu konuda son derece kul hakkına çok riayet eder ve kul hakkı konusunda hepimizin elimizden geldiği kadarınca hassas olmamız gerekiyor. Bizden istenen de efendim budur. Şimdi dinin temelinde olan ve çok sevap olan şeyler var. Bunu bu sabah, cuma sabahı bunlarla başlamak istiyorum. Anne ve babanın hayır duasını almak büyük sevaplardandır. Onun için babanızın ve annenizin hayır duasını hayattayken mutlaka almaya gayret ediniz. Bedduasını almayın. Baba ve annenin bedduasını almak insanın ahiretine ciddi zarar verir. Onun için ona karşı son derece duyarlı ve dikkatli olmaya gayret ediniz. Onlara karşı hep iyi davranın. Onları üzmemeye çalışınız. Kur'an'ın o konudaki koyduğu ilke, onlara of bile demeyin. Yani neticede onlar sizi dünyaya getirdiler, sizi büyüttüler. Hala büyütmeye devam ediyorlar. Hala ilgilenmeye devam ediyor. Baba annenin görevi bitmez. Çocukların torunun torunu sahibi olsa da yine onu bebek gibi görür yani. Onun küçüğüdür yine o. Baba da olsa, gelin de olsa öyledir. Bu nedenle de baba anneye karşı hiç karşı gelmeyin. Hayırlı bir evlat olarak onlara muamele edin ve onlara karşı merhamet kanadınızı yere geriniz. Baba anneye karşı büyüklenilmez. Onlar sizin büyüklerinizdir. Efendim, boş ve faydasız işlerden uzak durmak lazım. Müslümana kendisini ilgilendirmeyen mala yani diyoruz. Yani gereksiz, boş, dedikodu mahiyetinde, boş boğazlık mahiyetinde işlerle uğraşması dinen doğru değildir. Bir Müslümana yakışan nedir? Doğru şeylerin peşinde olmak, doğru ve faydalı olan şeylerle ilgilenmek. Kendisine zarar verecek, başkasının hukukuna, tecessüs, ailesine, başkasının hayat tarzına tarassut ettirecek. Yani tecessüs dediğimiz merak. Casusluk da oradan geliyor zaten. Tecessüs. Yani denetlemek, kontrol etmek. Kendini denetle. Kendi açığını, kendi günahını denetle. Sen başkasıyla ilgilenme. Başkasıyla ilgilenen melekler var. Allah'ın katipleri yazıyor. Kurallar var, kanunlar var, nizamlar var. Sen kendi işine bak, kendi yoluna bak demek lazım. Dina ve dünyaya faydası olmayan şeyi terk etmek dinin güzelliğindendir. Bu Hazreti Peygamber'in bir uyarısının özetidir. Kişinin hem dinine hem dünyasına faydası olmayan şeylerle meşguliyeti doğru değildir. İbadeti yapın ama ibadeti bir yük olarak yerine getirmeyin. Bazı insanlarda bu çoktur. Mesela ezan okunur. Yani o kadar acele namaz kılar ki bir an önce ondan kurtulayım havasındadır. Halbuki sindire sindire, hissede hissede, arzu ede ede, seve seve o ibadeti yapmalı ki ibadetin ona faydası olsun. İbadet yaparken manevi haz duymak. Bazı sofiler eleştirmişlerdir. İbadetten haz almak da caiz değil demişler. Yani o ayrı bir yorum, o tamamen farklı bir yorum. Yani yeşilliğe baktığında, telezzüz ettiğinde, lezzet duyduğunda yeşilden orucun sakatlanır mı diye tartışılmış bazıları. O işin çok ayrı bir boyutudur. Yani Allah rızasını esas almak, zevki esas almak değil anlamında ama bu bizim dediğimiz çok farklı bir şey. İbadeti yaparken Allah'a yaklaşıyorum, Allah'a yakınlaşıyorum. Allah benim Rabbim, ben onun kuluyum. Allah benden razı olacaktır düşüncesi içinde eğer hareket edersek o zaman doğru olanı yaparız. Sadaka vermek büyük sevaptır. Sadakanın açık verilmesinde bir sakınca yok kişiyi rencide etmedikten sonra. Kişi sadakanın gizli verilmesi bazı hallerde daha önemli. Bazı hallerde açıktan vermek lazım. Diyelim ki sadaka tüketilmişse bir yerde, yani sadaka vermek kültürü gelişmemişse,
teşvik etmek için sadakayı açıktan verirsiniz. Rencide etmedin ama. Al bu parayı. Hayır, bu parayı alır mısınız? Şu hediyemi alır mısınız? Çünkü verdiğiniz sadakayı almak da bir lütuftur. Bazı insanların, bir Mecnun bir adam vardı. Meczup veya Mecnun diyorlar. Her şehirde vardır böyle. Ehli hal dedikleri, yani kalbi temizdir. Allah bilir. Arabaların önünü kapattık. Arabaların önünden geçerken dileniyor mesela. Herkesin verdiği parayı almıyor. Adam para veriyor, yok istemem senin paranı diyor. Ötekini alıyor. Parası almadığı kişi mutlaka kötüdür anlamında değil ama seçici davranıyor. Acaba kalbine doğan o adam bu parayı alma, burada haram var mı diyor. Bilmiyoruz. O haram var diyor diye haram olmaz ama dikkat etmek lazım. Nice böyle harap gördüğün insan vardır, mamurdur. Ümran içindedir. Yani kalbi, hayatı, edebi yerindedir. Herkesi aynı görme. Kendini Nuh'un gemisine bilmiş, insanları tufanda görenler var. Cenneti kıskanıyor. Cennete kendinden başkasına yer yok sanki. Halbuki cennet son derece geniş, herkese yer var. Sadaka vermek, Hazreti Ali'nin şöyle yaptığı söylenir, Hazreti Ayşe için de söylenir. Bir sadakayı bir gece, bir gündüz verir, bir açık verir, bir gizli verir. Biz de bunu yapmaya gayret edelim. Şeytan insanları fakirleşirler diye korkutur ve cimriliği güzel gösterir. Sadaka verdirmek istemez. Yani verirsen param biter, tükenir. Allah iyilik yapmayan zengini ve kibirli olan fakiri sevmez. Fakir gerektiği anda kendine yardım edildiğinde yardımı hor görmeyecek, alacak. Çocuklarına getirecek yani. Dargın duran iki kişinin arasını bulmak, ıslah etmek. Küsleri barıştırmak, birbirlerine dargın olanları bir araya getirmek sevaptır. Çünkü bir Müslümanın bir Müslümanla 3 günden fazla küs durması caiz değil. Önemli bir ahlaki problem yoksa. Ama ortada bir ciddi bir kriz var. İftira atmış, adamı lekelemiş, namus, iffet meseleleri var. Karışık konular var. Efendim bu konularda hassas durmak, hassas davranmak zorundayız diye söylemiş olalım. Yani ama normal şartlarda dünyevi bir gaile için 3 günden fazla küs kalmak dinen caiz değildir. İyiliği emretmek, kötülükten men etmek, emri bil maruf, iyiliği emir, nehi anil münker, kötülükten sakındırma dinin temellerinden biri. Ve Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerinde, Efendimiz'in birçok hadislerinde emredilen, tabii kötülüğü men etmek var. İlla elle, ayakla değil yani, dille, gözle, bakışla, bir kağıda yazarak. Kötülük yapıyor, dilinle söyleyemiyorsun. Kağıda yaz, evrenin altından at. Benzeri olaylar çok oldu çünkü. Zina ediyor, söyleyemiyorlar. Söylendiği zaman kriz doğacak, ailede cinayetler olacak. Yaz, kimsenin bulunmadığı bir saatte, kötülük yapanın evinde okuyabileceği bir saatte kağıdı at, en azından yanlışından vazgeçirmeye çalış. Bütün mahlukata, bütün hayvanlara karşı şefkat ve merhametle muamele etmek yine dinin sevaplarından biri, bize talimatlar, emirlerinden birisidir. Hazreti Peygamber bir kedi yüzünden bir kadının ateşe girdiğini, kediye kötülük ettiği için, bir köpek yüzünden bir adamın ve bir kadının da cennete girdiğini, günahkar olmasına rağmen söylüyor. Efendim herkese karşı merhametli olmak durumundayız. Dinimizin talimatıdır yani merhameti davranmak ve merhametle muamele etmek. Merhamet rahimden doğuyor. Rahim kadının işte doğurganlığını sağladığı, çocuğun kaldığı yer. Merhamet de buradan geliyor. Akrabalık bağı gibi yani. Akrabana iyilik ettiğin gibi dışarıdaki herkese karşı da mutedil, dengeli, ölçülü ve iyi davranmanız gerekiyor. Doğru sözlü olmak. Çok önemli bu. Yani Müslüman zina edebilir mi? Etmez, etmemeli ama etmiş olabilir. İçki içer mi? İçmemeli ama içmiş olabilir. Ama Resulullah
Bunları söyledikten sonra yaslandığı yerden doğruluyor, yalan söylemez diyor. Bu günahları işlemiş olabilir ama yalan söylemez, yalan şahitlik yapmaz. Yalan söylemek. Kavlu zur, yalan söz Hazreti Resulullah'ın asla kabul etmediği. Hocam bazen tatlı yalanlar, söyleme tatlı yalanı da. Doğru söyle. Ha, bir ölüm tehdidi varsa o ayrı. Veya müthiş bir kayba uğrayacaksan, altından kalkamıyorsan. O hariç, karı koca birbirini öldürecek, birbirini boğacaksa, yani ayrı. Büyük bir fitneye engel olacaksan ayrı. Karı koca birbirinden küsecekse, boşanacak, çocuklar perişan olacaksa o hariç. Burada yalan, yalan güne yalan burada tabii. Ama elbette ki sorumluluğu az olacak ötekine göre. Tabii bu arkadaki ayet ve kunu ma'as-sadikin, sadıklarla beraber olun, tasavvufta da, tasavvufa da kaynaklık etmiş olan tasavvuf erbabının kendilerine delil getirdikleri ayetlerdendir. Ve sadıklarla beraber olunuz, takva ehliyle beraber yola çıkmanın doğru olduğu, kendilerine danışılmasının doğru olduğunu ifade eden güzel sözlerden biridir. Efendim, belki haberlerde izlediniz bilmiyorum ama ben bu programımızda da sizinle paylaşmayı uygun görüyorum. Endonezyalı bir Kur'an okuyucusu Mülk Suresinin ikinci, bir ve ikinci ayetini okuyor. Üçüncü ayetini okurken arkadaşlar baştan alsınlar yalnız ricam. Vefat ediyor. Kişi neyle meşgulse son anında onunla meşgul olur. Adam son nefesinde sürekli sayıyor. Yani merak edip soruyorlar bilen birine, bu ne yaptı son nefesinde? Mesleği neydi? İşte sürekli para sayardı. Yani meslek icabı. Son nefesinde de o aklına geliyor. Adam sürekli ölmeden önce gergin. Bir türlü rahat nefes veremiyor. Soruyorlar o bölgenin alimine. Bu adamın mesleği nedir? Duvar ustası. Diyor ki deyin ki ona usta, duvar tamamlandı yani. Son kiremiti koyduk, son tuğlayı koyduk. Söylüyorlar, biraz sonra rahat bir şekilde kelime-i şehadet getiriyor. Yani insan dünyada neyle meşgulse son nefesinde de onunla meşgul. İşte örneği, ispatı. Hayatı boyunca Kur'an okumuştur. Son nefeste de Kur'an'la beraber okurken vefat ediyor. Dinleyelim beraber. Dim oldu. (Gülüyor) Ünlü hafız ülkesi Endonezya'da bir törendeydi. Televizyonlardan canlı yayınlanıyordu o tören. Kur'an-ı Kerim'den Mülk Suresini okuyordu. İkinci ayete geçtiği sırada fenalaştı. Kalp krizi geçiriyordu. Yanındakiler durumu fark eder etmez müdahale etti ama... Doktor. Sağlık ekipleri de yetersiz kaldı. Şeyh Cafer Abdurrahman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Dirimi yaratan hanginizin daha sadık olduğunu göstermek için, görmek için, göstermek için. Yeblüvekum eyyukum ahsenu amela.
sizi denemek için hanginizin ameli daha iyidir? Bu ayetten sonra üçüncü ayeti okumaya veya bu ayetten üçüncü ayete geçiyor. O an demek ki kendinde değil, dil okuyor. Kendi kriz geçiyor, kalp krizi şu anda. Ama ölümü ve diriyi yaratan ayetin hemen akabinde ruhunu teslim ediyor. Endonezyalı bu Müslüman. Kur'an buna şahit olacak işte. Hayırlı ölüm derler ya eskiler. Hayırlı ölüm bu Kur'an okurken. Yani muhtemel ki hayatı boyunca Kur'an'la meşgul oldu. Son nefesinde de ondan bir ayet okurken, Mülk suresinden ayetler okurken o son nefesini veriyor. Bir mümin olarak insanların aklında, belleğinde en azından böyle kalacak. İnsanlar onu böyle hatırlayacaklar. Ne yaparken vefat etti? Kur'an okurken. Ne yaparken öldü? Başkasının malını çalarken. Ne yaparken öldü? Başkasını döverken. Ne yaparken öldü? Başkasını öldürürken öldü. Ne yaparken öldü? İçkiliyken araba kullandı ve öldü. Yani bakın fark var. Her ölüm acıdır elbette ki yani. Hepsine dua ederiz. O ayrı şey. Ama hitabu misk. Sonu güzel bir şekilde bitirmek. Değil mi? Bu buna işarettir. Orada okuyor, vefat ediyor ve işte sedyeye koydular. Artık yapacak bir şey yok. Hayatı böyle kaybetmiş oldu. Cenab-ı Allah hepimize hayırlı bir hayat, hayırlı bir ölüm ve sağlam bir iman nasip eylesin. Sağlık, selamet eylesin. Efendim telefonumuzu alalım. Bugünkü ilk sorumuzu. Alo. Alo, selamünaleyküm hocam. Aleykümselam hanımefendi. Buyurun, programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle sizi çok seviyoruz ben ve eşim. Onu söylemek istiyorum. Eşinize selam ve saygılar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sorum şöyle olacak. Ben evlenirken bana mehir olarak bir miktar altın verildi eşimin ailesi tarafından. Evet. Daha sonradan o altınlar evlendikten sonra işte bir işi görmek amacıyla alındı eşimin ailesi tarafından. Bir müddet sonra vereceğiz diye. Ama daha sonra o sözler tutulmadı. Herkes unuttu. Artık hiç bahsedilmiyor. Eşime söyledim de eşim hani unut, boş ver falan diyor. İşte bu konudaki tavsiyenizi merak ediyorum. Yani eşinizin unut deme hakkı yok. O para eşinizin değil, sizin paranızdır. Eşinizden evet. Aynen öyle söyleyin. Şunu diyebilir yani, gün gelir inşallah öderler demesi lazım. Veyahut da hanım, eğer onlar ödemezse ben öderim sana demesi lazım. Çünkü muhtemel eşinizin talimatıyla vermişsinizdir. Evet, tabii ki de. Onun da işi görüldü aslında ama aslında o da vermelerinden yana hani onları da zor durumda bırakmak istemiyor. O zaman imkanı olduğunda peyderpey yatıracaksın adınıza, altına falan yatıracak ve size o mehri vermesi lazım. Mehir sizin hakkınızdır. Onu yani kendilerine aldıkları bölümünden dolayı kayınpeder, kayınvalideniz sorumlu olurlar. Eşinize ayırdıklarından eşiniz sorumlu olur. Kısacası malın alacaklığı sizsiniz, verecekliği iki taraftır. Siz ileride deseniz ki ben hakkımı helal ettim. Ben paramdan vazgeçtim, mehrimi size iade ettim derseniz bunu da söyleme hakkına sahipsiniz. Mehir çünkü kadına verilen bir haktır. O hakkın geri alınması dinen doğru değildir. Ne var ki illaki yani eğer kadın vazgeçerse. Kadın vazgeçerse problem yok ama siz alacaklarsınız. Tabii tavsiyem şu, bunu sık sık gündeme getirip de kendinizi de eşinizi de üzmeyin. Alamayacaksanız ne deseniz deyin, bunu alamayacaksanız da gündeme getirmeyin derim. Bari aile saadetiniz, aile sevginiz bitmesin, tükenmesin ve en azından aile krizi yaşamayın tedbiren. Teşekkür ediyorum hocam. Tamamdır efendim. Teşekkür ediyorum hocam. Saygılar, Allah'a emanet olun. Evet, ne yapalım yani, çünkü alması hakkı ama şimdi alamayacak. İki günde bir gündeme getirecek. Adam en sonunda ne diyecek? İşte anlaşamadık diyecek. Şudur budur. Değmez yani. Bir mehirden dolayı ama onun hakkı olarak ahirette önüne gelecek. Efendim buyurunuz. Telefonunuzu
Beni lütfen telefondan dinleyin siz, beni televizyondan izlemeyin. Televizyondan izlerseniz bak sesim tekrar yankı yapıyor, geri dönüyor. Alo. Buyurun buyurun, ha, televizyonu kısın, birebir konuşalım. Buyurun. Kıstım hocam, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam hanımefendi, buyurun. Benim 3 tane hocam bebeğim var. Çocuklarım var. Üçüne de dini isimler koydum. Evet, Allah bağışlasın. Yaramazlıkları ve sürekli hasta olmaları acaba isimlerime ağır geliyor diyorum ama. Mesela isim ne koydunuz? Yani çocuk dini isimler büyük ağır geliyor. Büyük oğlumun ismi, iki oğlum bir kızım var. Büyük oğlumun ismi Muhammed. Genelde ismin yanında isimler de var ama isimler ağır geliyor gibi geliyor bana. Muhammed, Samet, Medine. Yani Samet kelimesine bizim itirazımız var. Gerçi yani Samet doğru değil, Samet olabilir. Bizim ona tavsiyemiz bir defa onu Abdussamet diye değiştirin. Çünkü Samet, tabii Abdussamet. Bizim Samet kimlikte normalde ama biz Samet'i kullanıyoruz. Yok, ne Samet diye kimlikte dediniz? Hüseyin Samet. Abdussamet deyin. Hüseyin ismi de güzel, çok güzel. Ama Samet kelimesi tek başına kullanmayın. Huvallahu Samet. Samet olan Allah'tır çünkü. Allah ne demek, yani Samet ne demektir? Başkası ona muhtaç, o kimseye muhtaç değil. Onun için Abdussamet, Samet'in kulu. En doğru olan o. Hüseyin orada durur, problem yok. Ama Abdussamet. Yani. Muhammed ismi güzel bir isimdir. Eğer onu korusun ama ikinci isimle daha rahat seslenelim. Her Muhammed deyişimde... Muhammed Baki normalde. Efendim? Muhammed Baki. Muhammed'in de çift ismi var ama yine biz dini olan ismi kullanıyoruz. Tamam, Fatih deyin. Muhammed ismi orada kalsın. Yani onu korur onu zaten. Fatih deyin. Ötekine Abdussamed deyin. Medine de güzel bir isimdir. Yani niçin nice Medineler var. Medine'nin de Medine Gülizar ama ailem yine dini ismi çok istedi diye. Evet. Biz yine Medine'yi kullanıyoruz. Dini isimler zarar vermez. Dini isimler ağır gelmez. Bilakis insana vakar getirir. İlerideki yaşlarda o isme layık olma duygusunu ona zerk eder. Onu tetikler. Hayırlı isimler, bütün isim sadece Abdussamet olarak kullanınız. Hastalıkları oradan bulmanız doğru değildir. Değişik sebepleri vardır insanlar. Cenab-ı Allah onlara sıkıntısını, onların geçirsin. Onlara Şafi ismiyle. Genelde büyüklerimizden hani dini isim ağır mı geldi acaba? O yüzden hani sürekli... Yok. Dini isimler onları... O isimler onları korur inşallah. Merak etmeyin. Endişe etmeyiniz. Peki teşekkür ederiz. Şimdi biz bugün bir okula bağlanıyoruz. Hocamız, din kültürü öğretmenimiz Hilal Görmek ve Şişli Harbiye İlkokulundayız. Ben tabii ki Hilal hocamızı ve okulumuzun idarecilerinin tümüne saygılarımı iletiyorum. Sevgili hocam, siz ve talebeleriniz programımıza onur verdiniz. Hoş geldiniz. Mikrofon sizde, kontrol sizde hocam. Merhaba hocam. Hayırlı cumalar, cumanız mübarek olsun. Bugün Şişli Harbiye İlkokulu'ndayız. Ben sınıfın din kültürü öğretmeni Hilal Görmek. Hoş geldiniz öncelikle yanımıza. Sizi burada görmekten onur duyuyoruz. Öncelikle çocuklarımızın soruları var. Dilerseniz onlara geçelim hocam. Bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Benim adım Ahmet. Ahmet Dinç. Size bir sorum alacağım hocam. Bizim yaptığımız günahlar ailemize geçer mi? Teşekkürler. Ya çok böyle güzel bir soru sordun yani Muhammed. İşlediğiniz günahlar... aslında Kur'an-ı Kerim diyor ki günahlar şahsidir yani. Bir ayet var. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزِرَ اُخْرَى Hiçbir yükleyici başkasının günahını yüklenmez yani. Kişi babasından, baba çocuğundan sorumlu olmaz. Ama eğer mesela siz bu yaştasınız, babanız size kötülüklerin ne kadar kötü olduğunu, dinimizin haram gördüğü, aklımızın uygun görmediği şeylerin ne kadar kötü olduğunu babanız, anneniz size hiç anlatmaz. Mutlaka anlatmışlardır da örnek veriyorum, anlatmaz. Sizi yanlış şeylere yöneldirirse, başkasının hakkına, hukukuna gidebilirsin oğlum, problem yok. Yeter ki sen kendi menfaatini düşün, hiç kimseyi düşünme gibi yanlış bir şey öğretmişse size, ileride siz öyle hareket ederseniz, o zaman sizin işlemiş olduğun günahınızın bir kısmı sizi yanlış yönlendirmiş olan baba ve annenize de yazılır. Ama baba anneniz size
iyi şeyler sürekli anlattılar ve sizi iyi şeylere yönlendirdiler. Siz de iyi hareket ettiniz. Sizin yaptığınız bütün iyiliklerden babanız ve anneniz de nasipdar olur. Ama anneniz babanız uyarmasına rağmen, seni çok iyi yetiştirmesine rağmen ileride sen yanlış şeyler yaparsan baban ve annen bundan sorumlu olmazlar. Teşekkür ederim. Sevgili Muhammed, Allah seni bağışlasın inşallah. Teşekkürler. Merhabalar hocam, benim adım Ela İlay Koçhan. Size bir sorum olacak. Bizden başka Allah'a ibadet eden varlıklar var mıdır? Güzel. Yani her şey kendi lisanıyla, kendi haliyle, kendi durumuyla Allah'a itaat eder. Cinler Allah'a itaat eder, ibadet eder. Melekler yüce Allah'a ibadet eder, itaat eder. Bitkiler bile, hayvanlar bile kendi dilleriyle, cansızlar bile kendi dilleriyle yüce Allah'ı zikrederler. Yani onların da belki kuşların ötüşünde, değil mi? Belki hayvanların seslerinde böyle bir kulluk. Ama bizim gibi sorumlu değiller. Yani aradaki fark o. Biz sorumluyuz. Cinler, bizler sorumluyuz. Çünkü nefsimiz var. Aklımız var bir de. Hayvan alemi çok farklı bir alem. Ama her şey kendi lisanı, kendi öz diliyle yüce Allah'a kulluğunu ifade eder. Teşekkür ederim hanım kızımız bu güzel sorunuzdan, farklı sorudan dolayı. Hocam hayırlı cumalar, benim adım Gizem Kurt. Size bir sorum olacaktım. Çocuklar abdest almadan Kur'an-ı Kerim okuyabilirler mi? Şimdi eğitim niyetiyle diyelim ki siz İmam Hatip Okulu olmuş olsanız, ilkokullarda yok herhalde Kur'an-ı Kerim dersi, bilmiyorum ama ben Siyer'in konduğunu biliyorum okullara lise döneminde ve çok hayırlı bir iş. Çünkü peygamberi tanımaları gerekir çocukların, peygamberlerini tanısınlar, bizden öğrenmesinler sadece. Yani televizyonlara, şuna buna mahkum olmasınlar. Okullarında öğrensinler doğru güzel bilgileri. Hem buradan hem oradan öğrensinler. Programları test etsinler en azından çocuklarımız. Ne güzel. İşte yani okul şartları içerisinde eğitim niyetiyle okumaları gerekiyorsa okurlar. Ama normal evinizdeyseniz, ibadet niyetiyle, vaktiniz müsaitse, şartlar müsaitse, okul şartları gibi değil. O zaman tabii ki abdest almanız gerekir. İmam Hatip Okulu öğrencileri, hani lise öğrencileri düzeyinde ise elbette ki o okullarda mescit var. Çünkü uygulama alanları var. Biz İmam Hatip Okulu'nda okurken ortaokulda kürsüye çıkıp vaaz ediyorduk. Eğitim niyetiyle, hitabet dersimiz vardı çünkü. Sizin de yani İmam Hatip Okulu talebelerinin de abdesti girmesi lazım. Çünkü o şartlar müsait o işe. Teşekkür ederim hanım kızım. Çocuklar için bir daha söylüyorum. Çocuklar için abdest şartını biraz daha böyle geniş tutmak lazım. Ama abdest alırlarsa daha güzel, fakat eğitim niyetiyle abdest almadan dokunabilirler. Buyurun hanım kızım. Hayırlı cumalar hocam. Benim adım Azra Sönmez. Size bir sorum olacak. Rüyada kabus görmemizin sebebi nedir? Gündüz bazen düşünüyorsun. Gündüz düşününce de Azra, gece aklına geliyor. Bazen de şeytan insanların rüyasıyla oynar, insanı üzmek ister. Şeytanın üzmesine müsaade etme. Kabus gördükten sonra uyandığında Allah'ım beni kötülüklerden koru. Allah sizi zaten korur. Yüce Allah çocukları çok sever. Çünkü çocuklar melek gibidirler. Günah işlemiyorlar. Küçük yaşlılar. Çocuklar kirlenmemiş, iyi niyetliler. Kötülük düşünmezler. Kalpleri pırıl pırıldır. İnşallah keşke büyükler de hep çocuk gibi kalsalar. Ruh ve vicdan ve kalp açısından. Onun için kabus gördüğünden üzülme. Sabahleyin Bismillah de, kabus kaybolup gider zaten. Uyanınca kabus kalmıyor zaten. Önemli olan devam eden kabuslardır. Teşekkürler hocam. Merhaba hocam, benim adım Adnan Yeniçeri. Size bir sorum olacak. Allah'ın neden 99 ismi vardır? Adnan, aslında Adnan Yeniçeri, Allah'ın 99 ismi, sadece 99 ismi var demek doğru değildir. Şimdi bazen uyum var. Mesela namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyoruz. 99 oluyor. 99 bir rakam yani orada. Yüce Allah'ın ama çok sayısız ismi var. Bir peygamberimiz bir sözünde, Kur'an-ı Kerim'de geçen ve hadislerde geçen, bize bildirilen isimlerin toplamı genel anlamda 99 rakamına geliyor.
Allah'ın 99 ismi vardır. Şimdi Allah'ın milyonlarca ismi var dese biz o isimleri söyleyemediğimiz için üzüntü duyacağız. Onun için mesela namazlarda 3 defa Subhanallah, Subhanarabbiyel Azim, Subhanarabbiyel Ala diye rakamlar belirtiliyor ki sonsuza doğru koşmayalım. Sürekli hayır yetmedi, hayır yetmedi, hayır yetmedi, hayır yetmedi demeyelim. Bizi bir yerde peygamber kontrol altında tutmak için Yüce Rabbimiz de onun için namazlar belli vakitlerde 5 vakittir. İstediğin kadar kıl demiyor. Biri 50 vakit, biri 1000 vakit kılmaya çalışırdı. Biri hiç kılmazdı. Onun için 5 vakit diyor. Tesbihatlar 3 defadır diyor filan. Abdest alırken organlarımızı 3'er defa yıkayın. Bir defa yeter, 3 de yeterlidir artık. Sınır 3'tür, daha fazla yapma. 99 isim de böyle bir şey. Yani bizim anarak Allah'ımızı 99 defa, 99 ismiyle ifade etmemiz bize yeterlidir. Ama Yüce Allah'ın çok ismi var. Sevgili delikanlı, onun sayısını ancak o bilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim hocam. Hocam benim adım Alperen Altuntaş. Size bir sorum olacak. İnsanın kalbini kırarsak Allah'ı kırar mıyız? Yani Allah sevinmez böyle bir şeye. Yani eğer kalp kırarsak Kabe'yi yıkmak gibidir o. Yani bir dinin ibadet hanesini, merkezini yıkmış gibi oluruz kalp kırarsak. Onun için kalp kırmamaya çalışacağız. Allah kalbi kıranlardan hoşnut olmaz. Yani Allah'ın kırılması gibi ifadeler yerine Allah hoşlanmaz. Bunu doğru görmez. Bundan dolayı Yüce Allah bize sevap yazmaz, günah yazar. Bu nedenle de sevgili delikanlı, kalp kırmayacağız, kalpleri onaracağız. Hilal Hocam, teşekkür ediyoruz. Hilal Görmek Hocamız, din dersi öğretmeni. Şişli Harbiye İlkokulu'nda hocam idik. Teşekkür ederiz hocam. Size ve öğrencilerinize güzel sorularınızdan dolayı. Biz teşekkür ederiz hocam. Cuma'nın bereketini üzerimize getirdiğiniz için Allah sizden razı olsun. Sizi buralarda da görüp çok geniş kitlelere kendinizi duyurmanızı isteriz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Hayırlı cumalarınız olsun. Ben teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah okullara gitmeye çalışıyoruz zaten. Bir gün Şişli İlkokulu'nda da arkadaşlarımızla beraber geliriz ve güzel öğrencilerimizle bir araya geliriz. Onlarla sohbet ederiz, konuşuruz. Çünkü küçükleri seviyoruz. Allah onları korusun. Kalpleri temiz, kirlilikten uzaklar. Hep böyle kalsa. Küçükken ben dünyada kimse kimseye kötülük yapmaz diye inanırdım. İlk kötülüğü gördüğümde de yani şokunu birkaç gün atlatamamıştım. Ama insan oğul işte Rabbine karşı nankör ya. Bırak insan insana, değil mi? Rabbe karşı, yaratıcıya karşı nankörse insan insana ne yapmaz? Bir telefonumuz var. Hemen alalım onu. Alo. Alo hocam, benim de. Alo. Buyurun buyurun. Alo, selam. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Ben Kahramanmaraş'tan arıyorum. Tamam, bir dakika, bir dakika. Önce bir televizyonun sesini kıs bacım. Televizyonu kıs. Alo. Arkadaşlar ikaz edin, bağlantı olanlar telefon sesini. Televizyonun sesini kıstım hocam. Tamam, şimdi emret, söyle bakalım. Hocam bir de yayına verilmesini istemiyorum ses şeyinde. O zaman yayından sonra arayacaksın. Soracağım sorularım. Tamam. Hocam lütfen rica ediyorum, beni arar mısın? Ben 5 senedir arıyorum, düşüremiyorum seni. Tamam, peki arayacağız. Arkadaşlar hanımefendinin telefonu alın, bana bildirin sonra. Biz yayına bağlandığınızda burada konuşacaksınız. Konuşamıyorsanız o zaman telefon verin, biz sizi arayalım. Çünkü burası genel bir yayın, herkese açık bir yayın. Sesi kısıp da soruyu özel alamayız. Ama daha sonra sizi ararız inşallah. Sokağa terk edilen bir bebek. İstanbul Gazi Osman Paşa'da. Dün akşam. Bir bebek bulunuyor. Yoldan geçen vatandaşlar fark ediyorlar. Annesini bekliyor. Yani annesi acaba gelir mi? Gelse bırakır mı? Niçin acaba? Efendim bu bebek terk edilmiş bir bebek. Ya mutlaka bir problem var. Nedir? Yani bir şey söylemek istemiyorum, getirmek istemiyorum. Yanlış bir cümlede kullanmış olmak istemiyorum çünkü.
Ama videosu da var. Videosunu izleyelim beraberce. Şunlar olduğu belli olsun üzerinde. Belki annesi hatırlar. Etrafındakilerse belki annesi pişman olup döner diye bekliyor. Tam buraya mı bıraktı? Evet, tam buraya bıraktı. Anladım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da akşam saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar fark etti onu. Yol kenarında bir battaniyeye sarılıydı. Bebek hemen şu arabanın arkasında bulundu. Burada. Evet. Gözlerini hayata yeni açmış bir bebek. O saatte, o vaziyette, orada kimsesiz ne işi vardı? Herkes şoktaydı. Geri dönüp baktığımda bebek yerinde maması o vaziyet bırakılıp gitmiş. Bebeği bulanlar durumu hemen mahalle muhtarına bildirdiler. Üşümüştü. Her şeyden habersiz öylece uyuyor. Pembe şey oldu, şunlar oldu belli olsun üzerinde. Belki annesi hatırlar. Evet. Etrafındakilerse belki annesi pişman evet, belki annesi döner pişman olur gelir. Ümit inşallah pişman olur gelir. Ama niçin oraya konmuş? İhtimalleri hepiniz biliyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz. Yani bu cuma sabahı da ihtimalleri tek tek saymayayım ama manzara, bir de arabanın arkasına koyuyorsun. O araba farkında olmadan adam oradan çıksa ne olacak? Geldi arabayı açtı, arkaya gitti araba. Çocuğu ezecek orada. Köpek parçalayabilir. Gerçi hayvan parçalamaz bebeği yani. Hayvan insandan daha insancıldır yani, daha iyidir. Ve bırakıp gidiyor işte, utanmadan bırakıp gidiyor yani. En azından git, devletle görüş, de ki ben bu çocuğa bakamayacağım, bu çocuğu alın büyütün de bir şey söyle. Birileri de alsın çocuğu büyüsün, oraya bırakıp gidiyorsun. İnsan çöpünü bile sağa sola bırakmıyor ya. İnsan çöpünü bile çöp için uygun olan yere bırakıyor. Sen bu bir can, bu can, can, can. Sen katil olursun, katil. Allah katında zalim olursun. Allah katında cinayet işlemiş olursun ve katille gidersin. Çocuğunu bırakıp da yıllar sonra ah vah eden, dizini döven nice insanlar görüyorsunuz. Programları izliyorsunuz değil mi? Bazı programlarda 30 sene, 40 sene sonra terk edilmiş çocuk annesiyle babasıyla kucaklaşıyor. Allah ıslah etsin. Elhamdülillah bizim milletimiz bu konularda hassas. Bizim güvencemiz o, vatandaş hemen alır bunu, götürür, sahiplenir, kucaklar. Bizim vatandaşımız gani bir vatandaştır. Kalbi ganidir elhamdülillah. Gani, cömerttir elhamdülillah. Sahiplenir ama acaba bu çocuğu, bu masum çocuğu bu kışta bu sokağa bırakan bu hanımefendiye, bir kadın bırakmış herhalde. Onun resmini vermek istemedik. Derdimiz o değil çünkü. Derdimiz olayı göstermek. Ama acaba vicdan var mı? O kadın kendine bir dönüp baksın, vicdanı var mı? Ve gitsin çocuğu alsın, problem neyse de onu halletmeye gayret etsin. Yüce Allah şuur ihsan eylesin diye ne diyebiliriz? Efendim bir telefonumuz var, hemen alalım. Alo. Alo. Beyefendi. Alo. Buyurun, buyurunuz. Hocam bir sorum olacağı destek hocam. Buyurun, buyurun. Ben 5. katta oturuyorum. Asansör kullanıyoruz. Alt katta oturan hiç asansör kullanmıyor. O aidatı o da veriyor, ben de veriyorum. Acaba onun hakkı bana geçiyor mu? Şimdi şöyle, yani ortak kullanım artık ayırmak zordur. Çünkü ışık vardır, asansör vardır, çöp vardır, çöp toplanıyor. Eğer apartman dese ki ama netice itibariyle şöyle düşüneceksiniz. O asansörün varlığı onun dairesine bir değer kazandırıyor. Birinci katta da olsa, beşinci katta da olsa neticede asansörün varlığı binanın değerini yükseltiyor. Dairenin değerini yükseltiyor. Ayırmak da çok zordur. Burada helallik almak doğru olandır. Hiç asansör kullanmıyor ama belki bazen beşinci kata çıkmak için asansörü kullanıyordur. Üçüncü kata çıkmak için. Belki misafirliğe çıkarken asansörü kullanıyordur gibi şeyler olabilir. Özel günlerde asansörler kullanılabilir, topluca daireler kullanılabiliyor. Genel teamül itibariyle onları ayrıştırmak mümkün değildir. Ama bir apartmandaki bütün üst katlarda oturanlar 10 kattır. Birinci kat var. Birinci kat zemin veya bir aşağısı var. Asansör hiç kullanmıyor. Üsttekiler deseler ki kardeşim siz kullanmıyorsunuz. Ortak giderlerden asansörü çıkartınız. Sadece kullananlar ödesinler derseniz bunlar da mümkündür. O bir hassasiyetinizdir ama netice itibariyle büyük yerlerde bunu ayrıştırmak çok zordur. Cenab-ı Allah da affetsin inşallah.
Peki. Sorum daha olacaktı hocam ya. Buyurun buyurun. Hocam şimdi bazen hastalandım, orosunu yedim. Yani gençliğimde. Ama kaç gün tutmadığını bilemiyor. Şimdi biz onu nasıl ben telafi ederim, nasıl tutabilirim? İşte bu günler var ya şimdi, yani Şaban ayındayız. İşte bu günlerde zaman zaman pazartesi günleri, perşembe günleri netice itibariyle bir Ramazan kadar en azından bir Ramazan kadar tutmaya gayret et ama üstte değil yani. Fazla eğer azını tutmuşsan onu zaten senin yerine nafile olarak geçer. Eğer azını daha az tutmuşsan nafile geçer, daha çok tutmuşsan da bir Ramazan senin için yeterlidir genel manada. Zaten bazen de sadaka verirken Allah'ım yapamadım ibadetler yerine kabulü diye de sadakanda niyetini öyle yaparsın. Peki. Allah'a emanet olunuz. Allah her daim sizinle olsun ve Rabbim bizleri korusun. Efendim ailemize karşı komşularımız hakkında görevlerimiz var. Komşu önemli. Hazreti Peygamber Cibril bir ara komşuyu o kadar tavsiye etti ki ben komşuyu komşuya mirasçı kalacak zannettim diyor. Bu nedenle komşularımız önemli. Sesi açıyorsun, hakkın yok. Evinde tadilat yapıyorsun, söküyorsun. Tamam yaparsın. Müsaade iste. Sabahın 7'sinde tadilat olmaz. Sabahın 8'inde tadilat olmaz. Ne vardır? Tadilatın bir sürü zamanı vardır. 9'dur, 10'dur. Komşuna diyeceksin, komşu 3 gün boyunca bende işte matkapla bir şeyler deleceğiz. Lütfen bizi bağışlayın diye izin istemeniz gerekir. Herkes herkese izin isteyecek. Hatta yanındaki apartmandan dahi izin almak lazım. Komşuluk böyle bir şey. Anne ve babamız için hayırlı evlat olmalıyız. Onlar öldükten sonra da üzerimize düşen görevler nedir? Onların büyüklerine yani teyzemize, halamıza, amcamıza, dayımıza iyilik yapacağız. Annemiz babamızı hayırla yad edeceğiz. Borçları varsa ödeyeceğiz. Onlar için de bol bol dua edeceğiz. Allah'ım babama anneme rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle diye duamızı yapacağız. Çocukları sevmeliyiz. Çocuklarımızı seviyoruz. Problem başkasının çocuğunu sevmiyoruz. Problem o. Ama başkasının evladını da çocuğumuz gibi görmek zorundayız. Ve Hazreti Ömer çocuklar için özel bir gün tertip edermiş. Bizim çocuk bayramımız var 23 Nisan. Yani bunlar önemli şeylerdir. Çocukları önemsemek lazım. Çocukları öne çıkarmak lazım. Çocuklarımızı sevmeliyiz. Onları helal gıda ile beslemeliyiz. Onlara güzel gıdalar, temiz gıdalar vermeliyiz. Güzel bir şekilde onları büyütmemiz lazım. Bu arada tabii gıdaya zarar verecek. Gıda sektöründe. İçen, yiyen çocuklara, büyüklere zarar verecek mahiyette. Kanun kurala, ölçülere zıt üretim yapanların hepsi Allah katında sorumlu günahkardır. Kötülük, kötü hastalıkların yayılmasında gıda çok önemli bir faktör. Hem beslenme hem de önümüze gelen. Önümüze geleni yiyoruz. Adam nasıl ürettiğini görmüyoruz. Eğer yanlış, sağlıksız üretiyorsan Allah katında kazandın. Her kuruş haramdır arkadaş. Yani ona göre hareket et. Evet devam edelim. Akrabalarımıza karşı iyi davranmak zorundayız. Onlara karşı iyilikte bulunmalıyız. Gücümüz yettiği kadarınca. Ama istismar eden bir akraba varsa o mahiyette ölçü koyarsın, sınır koyabilirsiniz. Bu sözden hiçbiri mutlak değildir. İstisnaları mutlaka vardır. Şimdi akraba vardır, gerçekten akrabadır. Eskiler demişler hani ben o cümleyi kullanmak istemiyorum. Akraba akrep demişler. Ben bu cümleyi kullanmak istemiyorum. Doğru bir terim değil çünkü. Ama vakaa iyilik yapıyorsun akrabaya. Bir müddet sonra iyiliği kesiyorsun. Hep yaşamışsınızdır. Sen bana ne yaptın ki zaten diyor. Sen ne yaptın ki bana zaten diyor. Sen kendi halindesin diyor. Sanki alacaklıymış gibi. Hayır yok öyle bir şey. Onun için bu kelimeye inanmayın. Akraba akreptir kelimesini. Akrebi uzaklaştırır gibi uzaklaştırın. Ama ölçülü davranın, ölçülü davranılmasını isteyiniz. Devam edelim. Yaşlılara hizmette saygıda kusur etmemeliyiz. Yaşlıları çok 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 sevin ama. Çok sevin. Onlar sevgiye muhtaçlar. Onlar sevgiyi istiyorlar. Onlar çocuk gibi yani çok yaşlı olanların ellerini öpelim. Dualarını alalım. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizi saymayan bizden değil diyor sevgili peygamberimiz. İhtiyaç sahiplerini araştırıp bulun.
ihtiyaçlarını gidermeye gayret ediniz. İstismara müsaade etmeyin. Kendinizi istismar ettirmeyin. Ama iyilik yapmaya da devam ediniz. Komşularınızı gözetiniz ve gözetlemeliyiz onları ihtiyaçlarını gidermek için. Namuslarını kendi namusun gibi bil. Malını kendi malın gibi bil. Komşunun hanımı senin namusundur, namusun gibidir. Komşunun kızı senin namusun gibidir. Komşunun oğlu senin oğlun gibidir. Komşunun malı senin malın gibidir. Korumak ve kollamak zorundayız. Allah bizi dünyada da, mezarda da kötü komşundan uzak eylesin. Mezarda da kötü komşu kötüdür yani. Dünya hayatında da iyi komşu iyidir. Niçin Hazreti Ebu Bekir vefat edince Resulullah'ın yanına gömülmek istiyor? Niçin Medine'de insanlar orada gömülmek istiyor? Niçin Hazreti Ömer Ebu Bekir'le, Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Resulullah'ın yanında uzanmak istiyor mezara? Güzel komşunun faydası var tabii ki. Öksüz ve yetimleri sevindirmeliyiz. Ene ve kafilul yetimi kehateyni fil cenne. Hazreti Peygamber iki parmağını kaldırıyor. Ben ve yetimi kollayan cennete böyleyiz diyor. Beraberiz diyor. Ben ve yetimi kollayan böyleyiz diyor. Sahabeden biri geldi dedi ki benim kalbim katı. Sen hiç yetim başı okşadın mı dedi. Yetim başını okşa. Değil mi? Yetim başını okşadığınızda ona bir rahmet veriyorsunuz. Onun her o saçındaki tüy kadar size sevap geliyor. Bu nedenle günahları dökmeye çalışın. Günahımız zaten çok. Ne diyor Peygamberimiz? Namaza eğildiğinde şuradaki günahların aşağı iner diyor. Yani kendinizi affettirmek için her imkanı fırsat bilin. Ve sürekli kendinizi yenilemeye çalışın. Güzel kardeşlerim. Dulların ihtiyaçlarının temininde ve iffetlerinin korunmasında yardımcı olunuz. Hazreti Ebu Bekir halife dulların su kırbalarını taşırdı. Hazreti Ömer kadınların sırtına aldıkları yükleri alırdı onlardan sırtına alırdı. Menziline kadar götürürdü. Biz onlardan öğrendik bunları. Onların dokunuşu kalbimize yer etti. Biz onlar gibi olursak şayet her şeyi korumuş oluruz. Allah bizi şerre karşı korur. Değil. Amelinizle Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Misafire ikram et. Haram ikram etme. Haram kazandığından getirme. Diyelim ki 20 liram var, 10 lirası haram, 10 lirası helal. Diyelim mesela 10 lira kadar ona ikramda bulun. 20 liralık ikramda bulunma. Haram olandan ona verme. Misafire yapılan ikram israf sayılmaz. Ama ölçülü ol, kendini de sıkıntıya sokma. Çalışanların ücretlerini hadistir bu. Alınları kurumadan, terleri kurumadan, alın teri kurumadan çalışanın ücretini ver. İşçidir, memurdur, sözleşmelidir, nedir? Hazreti Ömer zamanında Hatib bin Ebi Belti'a işçisinin hakkını vermiyor. Radiyallahu anh sahabeden bir zattır. Belki sıkışmıştır. Yoksa hakkını verir elbette ki. İşçileri de gidiyor başkasının devesini çalıp yiyorlar, kesiyorlar. Hazreti Ömer'e hırsız diye getiriliyorlar. Hazreti Ömer olayı tetkik edince ne diyor? Devesi kesilen adamın parasını ödettiriyor. Sonra sahabiye diyor ki Hazreti Hatib'a, işçilerin, bak dikkat ediniz, işçilerin bir daha paralarını ödemediğin için eğer hırsızlık yaparsa vallahi ben sana hırsız muamelesi yaparım diyor. Kime diyor? Patrona. İşçisinin hakkını ödemeyen patron hırsızdır diyor. Cümlenin altını bir daha çizeyim mi? İşçisinin hakkını ödemeyen patron hırsızdır diyor. Ve sana hırsız muamelesi yaparım diyor. Git ona göre edebini takın diyor. Onun için çalışanların ücretlerini alınlarını teri kurmadan vermeliyiz. Ve veremiyorsak da onlarla oturup sözleşme imzalayacağız. Çek mi vereceğiz, senet mi vereceksin? Yani mutlaka onu efendim karşılamak zorundayız. Devam edelim. Son bir maddemiz daha var. Hayvanların aç susuz bırakılması dinen doğru değil. Onların hakkına, hukukuna dikkat etmeliyiz. Ve yüklememeliyiz. Hazreti Peygamber hayvanı
Mera'da götürürken yularını bırak, sağdan soldan yesin diyor. Peygamberimizden önce hayvanlar üzerinde oturup uzun şiir, sohbetler, sempozyumlar yaparmış Mekkeliler. Bugünkü anlamda Hazreti Peygamber hayvanlar üzerinde oturup sohbet yapmayı haram kılıyor. Hayvanların vücutlarından bir parçayı koparmayı haram kılıyor, kılıyor. Fatih Sultan Mehmet ve benzeri büyük zatlar, idareciler hayvanlara belli miktarda yükün dışında yük yükletilmesini yasaklıyorlar. Hayvanlar için tatil günleri ilan ediyorlar. Evet, Allah iyilerden eylesin. Şimdi iyilik yapmak filan dedik. Konya'da bir hacı teyzemiz var. Bacımız Zeycan Gül. İzleyelim Zeycan ablamızı, bacımızı, sonra konuşalım. Görüyorsunuz, mokava topluyor, kağıt topluyor ve biraz sonra konuşacak zannediyorum. Benim beyim hasta, iki defa kanser hastasıydı, bir defa, o iki defa ameliyat oldu değil mi? Bir de kalp krizinden oldu. Sabahın 5'inde çıkıyorum, saat 10 mu 11'de sabahın 11'inde geleyim, avare bir bardak çayımı içeyim, tekrar bir daha gideyim. Ha, akşama kadar kazandığım 15 kağıt. İki defa gitsem 30 kağıt. Oo, Allah'a şükür. Dilencilik yapmayayım. Alnımı terinle. Kimseye muhtaç değilim. Gene diyeyim var ya Allah'a geleyim. Allah yarabbi şükür sana diyeyim oturayım. Evet, buradan tabii ki ben hemen Konya Belediyesi'ne bir çağrıda bulunayım. Veya hangi ilçedeyse bilmiyorum şu anda. Merkez ilçe olabilir belki. Zeycan teyzeyi daha fazla üzmeyelim. Ona elimizi uzatalım ve elimizi uzattığımızı da bilelim. Bilmiyorsak en azından başka bir yol bulalım. Zeycan teyzeye eğer yardım yapılmayacaksa ona yereldeki arkadaşlar tarafından bilgimiz olsun. Biz ulaşmaya çalışalım Zeycan teyzeye ama bu çağda, bu dönemde bunlar iyi şeyler değil. Bunlar bizim yüzümüzü geren şeylerdir. Mutlaka yetkililer farkında değildir. Bu haberle haberdar olmuşlardır. Haberdar olunca da derdine çare bulmuşlardır. Efendim bunlar hepimiz sorumluyuz arkadaşlar. Hepimiz sorumluyuz. Yani neticede kocası hastalık geçiriyor. Bu kadın, yani kadın netice itibariyle evinde olması lazım. 61 mi 62 yaşında 12 saat çöp topluyor konteynerlerden. Topladığı kartonları satıyor ve böyle hayatını devam ettiriyor. Kocasına bakmaya gayret ediyor. Eli öpülecek bir kadın tabii ki. Eli öpülecek Zeycan Gül ablamız. Ama inanıyorum Konya Zeycan Hanım'ı dilendirmez. Konya'yı biliyorum Mevlana torunlarına. Bu manzarayı devam ettirmeyecekler diye düşünüyorum ben. İhtiyacını gidereceklerdir. Yani nedir ihtiyacı? Belki bir ev kirası, sürekli bir ev kirası. Gıdasını verirler vesaire. Kocası zaten herhalde, devlet zaten biliyorsunuz telavileri yapıyor. Onda bir problem yok. Ama Zeycan Hanım görülmemiştir diye düşünüyorum bugüne kadar. Keşfedilmemiş. Nice Zeycanlar vardır, doğru. Ama önemli olan onları buralara getirtmeden problemi çözmektir. Allah herkese aynı imkanı vermeyebilir. Ama biz de elimizden geldiği kadarıyla imkanı olmayanlara ulaşmaya gayret edeceğiz inşallah. Bir telefonumuz var, hızlı bir şekilde alalım. Vaktimiz daralıyor çünkü. Alo. Alo. Hanımefendi buyurun programı. Aleykümselam, buyurun. Hayırlı cumalar. İyi cumalar hanımefendi. Teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun, var olun. Hocam şöyle bir sorun olacaktı. Bizi kıyamette neler bekliyor? Kıyamet nasıl olacak yani, öyle bir soru yöneltmek istiyorum. Bizi kıyamette çok şey bekliyor yani. Benim bir saat anlatmam lazım. Ama sorunuzu bitirin bakalım ondan sonra. Peki hocam, bir sorun daha olacaktı. Tamam. Biz yeni ev yaptırdık. Evin yeni geçti hocam. Ne yaptınız? Eve aidiyet kanadı da kadamıştık. Daha sonra araba aldık. Tekrar ona da adadık ikisine. Bir kesmemiz gerekiyor mu? Ayrı ayrı kesebilir miyiz? Yani bir
şöyle mesela bir araba aldınız, pardon ev aldınız, dediniz ki Allah'ım ev aldık, adak ev alırsak hayvan keseceğiz dediniz, o bir adak. Sonra Allah'ım işte araba alırsak bir hayvan keseceğiz, adak adadık dedi, o da ayrı bir adak, iki ayrı adak olmuş. Evet. Kurbanda bir ineğe iki hisse girebilirsiniz ve iki koyun, iki keçi neyse kesebilirsiniz, kesmeniz lazım. Her adak özeldir yani. Anlaşıldı mı? Peki. Sağ olun hocam. Allah peki. Razı olsun. Peki sağ olun. Yani şimdi ahiret kıyamette ne bekliyoruz dedi kardeşimiz. Şudur söyleyeyim hemen. Dünyanın ömrü sona erecek. Dünyanın ömrü sona erecek. Güneş dürülecek. Denizler kaynatılacak. Gök diye bir şey kalmayacak. Her şey alt üst olacak. Kıyamet kopacak. Her şey yıkılacak. Cenab-ı Allah kainatı yok edecek. Bütün melekler, cinler, insanlar ölecek. En son kalan Azrail aleyhisselam, ölüm meleği yani Kur'an'ın ifadesiyle. Allah ölüm meleğine de sen de öl diyecek, o da ölecek. İsrafil aleyhisselam daha önce sura üfürecek, insanlar ölecek. Bir rüzgar esecek, kalbinde hardal tanesi kadar ufak bir iman olan insan o rüzgarla ölecek ve müminler, gerçek iman edenler kıyametin kopuşunun dehşetini yaşamayacaklar. Ama mahşere dirilişin dehşetini herkes yaşayacak. Peygamberler o çetin günde Allahümme sellim, 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 sellim değil mi? Yani Allah'ım selamet, selamet, selamet. Cehennem ve cennet insanların önüne getirilecek. İşte cehennem böyle vahşi bir sesle çengellerinden tutulmuş bir halde getirilecek. Ve İnsanlar cehennemin sesini ta uzaklardan duyacaklar. Ve izel cenneti uzlifet. Hani cennet yaklaştırılacak insanlara. İşte cennet girin amellerinizle beraber. Kıyametin alametleri vardır. Küçük ve büyük alametleri. Me'luf olunan, alışık olunan alametler var. Me'luf olunmayan, alışık olunmayan alametler var. Büyük alametlerin hiçbiri henüz gerçekleşmedi. Ne Mehdi, ne Hazreti İsa'nın nüzulü olayı ki olağanüstü. Şah Veliyullah Eddehlevi Hüccetullahul Baliga adlı eserinde iki türlü diye tasnif ediyor. Bir me'luf alışla gelen artık çok normal gördüğümüz işte ilişkiler çok çarpıklaşacak, binalar çok yükselecek, işi bilmeyenler bina yapacak, haramlar çoğalacak, depremler çoğalacak, içkiye başka isimler takılacak, içki çeşitleri çoğalacak. Bunlar hepsi olan şeylerdir. Zina aleni yapılacak, haksızlık çoğalacak, insanlar emanet aldıkları malı yemeği ganimet bilecekler. Yani emanete ihanet çoğalacak, iyi insan elle gösterecek, şu adam iyidir denecek. Bazen o dönemleri yaşıyoruz, insanlar güvenmeyecek birbirlerine, sıla-i rahim ayrılacak, yani akrabalık bağları kopacak. Bazen insan mezardan geçince keşke senin yerinde olaydım. Yani ölmüş olaydım da bu felaketi yaşamaydım diyecek. Büyük yangınlar çıkacak, büyük felaketler olacak. Büyük savaşlar olacak son dönemlerde. Ama işte batıdan güneşin doğması gibi, Deccal'in çıkışı gibi, Yecüc Mecüc gibi bunlar hepsi yorumlanabilir şeylerdir. Gibi büyük alametlerden hiçbiri henüz çıkmadı. Bu da henüz Allah bilir tabii ki. Kainatın bir ömrünün henüz olduğunu gösteriyor. Ama Yüce Allah dilerse alametleri birbiri ardınca getirir ve kıyamet kopar. Kıyamet dediğim gibi ayrı bir bahis, geniş bir bahistir. Ama hiç hesaba katmadığınız şeylerle karşılaşacağımız kesindir. Allah o günde bize merhamet etsin. Allah o günde tümümüze merhamet etsin. Bir cumamızı duayla bitirelim. İnşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme Rabbena, ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdina ilal hak ve ila siratikel mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. Ya aziz, ya gaffar, ya rahman, ya rahim, ya melik, ya kuddus. Ya Gani, Ya Ali Celle Celaluhu, Ya Rabbi bütün Esma-i Hüsna'nın hürmetine, İsmi Hazam'ın hürmetine, senin bilip de bizim bilmediğimiz Esma'nın hürmetine, kullarına lütfettiğin rahmetin hürmetine, mağfiretin hidayet hürmetine, kullara verdiğin hidayetin hürmetine,
Bizi bütün günahlarımızdan, isyanlarımızdan, nisyanlarımızdan uzak eyle ya Rabbi. Sadıklardan eyle ya Rabbi. Kul ettiklerinden eyle ya Rabbi. Sana ümmet olma bilinciyle, seni tanıma rahmetiyle, sana kul olma, peygamberine ümmet olma. Sana kul olma, sevgili peygambere ümmet olma bilinciyle bizi Kur'an'ı kendilerine rehber edinenlerden eyle. Kendilerine yol edinenlerden eyle. Elimizden, dilimizden, kalbimizden şerre müsaade etme ya Rabbi. Sevenlerden ve mahşerde Resulullah'la beraber onun şefaatini arzu ederek haşredilenlerden eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bütün hastalarımıza şifa nasip et. Bütün dertlilere deva nasip et. Borçlulara eda nasip et. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Mekanlarını cennet eyle. Hazreti Muhammed Mustafa'nın bereketinden mahrum etme. Mahşerde bizi serfiraz eyle ya Rabbi. Ve son nefeste kelime-i şehadeti getirmeyi hepimize nasip eyle. Fatiha'mızla bitiriyoruz. Ben Fatiha'yı bir asır okuyacağım. Birbirimizi incitmeyelim. İnsan isen bir canı incitme. O sözle başladık. Ve o yazı hepimizin ihtiyacı olduğu şeyler. İmam Maturidi'nin görüşlerini aldım bugün. Günahlarınız sizi ümitsiz kılmasın dedik. Edeplendiren ayetler Hucurat Suresi. Len tarda ankel yahudu ve len nasara hatta tettebi'a milletehum ayetini. Yahudi ve Hristiyanlar siz onların dinine girmedikçe sizinle beraber olmazlar. Dikkat edin. Düşman olun demiyor ama dikkat edin diyor. 20 yıllık namazını kaza eden kişi ve işte belli konularımız var. Sabah gazetesinde böyle bugün uzunlamasını almışlar. Böyle yapmışlar. Efendim pazar günü saat 10'da Kur'an ve Sünnet programında beraberiz. Bugün akşamüstü Batman'da olacağım. Bir alışveriş merkezinde sevgili Batmanlarla kucaklaşacağız. Sizi seviyoruz. Allah hepinizi, ülkemizi en başta, sonra her birimizi korusun, muhafaza etsin. Allah bizi şerden, şikaktan, nifaktan, kötülerden, kötülüklerden muhafaza eylesin. Efendim Ağrı ve Patnos, Ağrı ve Van ilçelerindeydik. Onun için bazı görüntüleri sizinle paylaştık. Elhamdülillah salonlar binlerce kardeşimizle dolu. Teşekkür ediyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun.